Hayal ettiğimiz her şeyi yaşam alanlarımıza empoze eden Kayseri'de Artı Sanat'tayız efendim. Yanımda da şirketimizin sahibi Turan Beyefendi var. Merhaba Turan Bey, nasılsınız? Merhaba Müjgan Hanım, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de iyiyim. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Tabii ki. Kayseri Tomada doğumluyum. 83 yılında doğdum. Şu anda Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evliyiz, iki çocuğumuz var. Allah bağışlasın efendim. Teşekkürler. Şu anda da bu malzemeler üzerine imalat yapmaktayız. Şimdi malzemelerimizi görüyorsunuz efendim. Arkamda da müthiş bir şey var. Ahşap görünümlü ama aslında ahşap değil. Şimdi malzemelerimize değineceğiz ama değinmeden önce ben biraz şirketimizi tanımak istiyorum. Kaç yılında kuruldunuz? Bugünlere nasıl geldiniz? Faaliyet alanlarınız neler? Bunu şöyle ifade edelim. Normalde firmamız 2010 yılında kurulan bir firma ama normalde firma olmadan önce biz Kayseri'de ve Kayseri dışında faaliyet gösteren, normalde Türkiye'de çok yaygın taşeronluk sistemi dediğimiz sistemle çalışan, bu ürünlerin imalatını değil uygulamasını yapan taşeron kişiydik. Yaklaşık 2000 yılından bu yana bu sektördeyiz, yalıtım sektöründeyiz. 2000 yılından 2010 yılına kadar taşeron olarak bu malzemelerinin uygulamasını yapmış bulunmaktayız. Şimdi biraz yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsedelim izleyicilerimize. Şu anda arkamda gördüğümüz üründen öncelikle bahsedelim. Ahşap görünümlü bir strafor mu bu? Evet, aynen. EPS malzeme dediğimiz strafor, halk arasında normalde EPS olarak da geçer. Malzemelerden üretmekteyiz. Tamamen CNC makinelerle müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, tamamen şekillerini müşterilerimizin belirleyebileceği şekilde üretmekle beraber standart ürünlerimiz de var. Şimdi biliyorsunuz her sektörün belli başlı sıkıntıları var. Mutlaka sizin sektörünüzde de vardır. Özellikle merdiven altında yapılan bu gibi işlemler de var. Var mı efendim yaşadığınız sıkıntılar? Varsa bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz? Ya şöyle söyleyelim. Normal şartlarda bizim sektörde hani CNC makinesiyle yapılan bir iş olduğu için çok aşırı sıkıntıyla karşılaşılmıyor. Merdiven altı üretim yapılsa dahi hani firmalar hani bu sene çıkıyor ama önümüzdeki sene o firmayı göremiyorsunuz. Niye? Mesleği bilmiyor. Hani sıkıntılarını bilmiyor. Sadece bir makine almak, bir CNC makinesi almak. Bu işi yapmak değil. Bu işi yaparken bu işi sevmek gerekiyor. Hani bu işi bilinçli olarak hani mesleği bilmeden, bu işle alakalı teknik bilgiyi bilmeden hani dışarıdan kulaktan dolma bilgilerle bu işi yapmak biraz da hani devam getirmiyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı izleyicilerimize? Hayır, ben teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. TV8 INT çalışanlarına teşekkür ediyorum. Evet. Çalışmalarınızda size de başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Evet efendim, Kayseri merkezli Artı Sanat'a konuk olduk. Şirket sahibimiz Turan Beyefendi'ye vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyor. Bir sonraki durağımızda tekrar beraber olacağız.